Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'nın ulul azim nebilerinden bulmuş İsa aleyhisselam 30 yaşlarında nebi bulgarlarından keyin öz kavimlerini nabakarlıktan kaytıp Allah'a iman getiriş, Allah'ın etkeninde yürüyüş, kaytarganından kaytışka can cahdları bilen davet kıldılar, harekette buldular. Lekin nabakar kavimden o zatka kulak asadıganı, o zatını hidayetine ergeşediganı nihayette kem buldu. Cüda köp uğrundular. Sonra ötken sohbetlerde etip oturgende katar katar mucizelerini kürsettiler. Özlerinin tuğuluşları mucize. Analarına tavsiye kılışları mucize. Kavimlerine beşikte yatkan halları da kimliklerini bayan kılıp nebi buluşları, İncil kelişi, başkalarını yapıp verişleri mucize. Mucizenin mucize üstüge buluşuya karamazlar. Yine laydan kuş suratını yesep, fülaseler kuş bolu uçup yetişini görseseler. Pes keserini bir pasla tüzeltişini körsetseler. Anadan kör bulup tuğulgarlarını, közünü açışını körsetseler. Uliklerini tırıltırseler. Adamlar uyudan nime avukat yiyetkenliği, nimeni saklap koyganını hem ayeti verişlerine karamazdan, yani küfürleri de mahkem durdular. Allah'ın ayetkenliğine yürüyüşe konmadılar. Şunda Allah Kur'an'da aytadı ki şu halatdan keyin nima bo'lganini. Auzu billahi minash-shaytonir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa al-Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah. İsa dedi Allah Taala. Ulardan küfrni his etganida endi bular kofir bo'lib qolar ekan. İmonga kelishlardan umid uzildi, men his qildim deganida men ansari ila Allah dedi. Menge Allah için yardım beredigan kim var dedi. Kim var Allah için menge yardım beredigan, menge yakın keledigan kim var? Dedi, قال الحواريون نحن أنصار الله. Havariler çıkıp biz dedi. Biz Allah'ın işine nusrat beruvchi adamlarımız deyip ajralib çıkıştı. Yani ki haligi nabakar kavminin içinden küfürge boğuzgeçe batken kavminin içinden İsa aleyhisselamını çakırıge cevap verip özünün imanlik, etikadlik ekerlige Allah'ın nebisi İsa aleyhisselamga yardımcı bulup Allah'ın işini yürüzüşke tayyar ekerliklerini ilan kılıp bir grup adamlar çıktılar. Bunların Kur'an-ı Kerim havariler deyipti. Havari degeni işançlik, ihlaslik, acırap çıkan, özünün bütün bir işe bağışlayan kişiler deyiler. Ana özlerinin içinden bir gruplar acırap çıkıp, özlerini Allah'ın işine nusrat verişleri, Allah'a iman getirgenleri, Nebi'ye işanıp arkasından yürgenlerini ilan kılıçtı. Haligiler bilen İsa aleyhisselam hursan bolup yana birgelikte işlerini devam etip yürüdüler. Haligi tellengen, serelengen, ihlaslik, iman etikadlik adamlardan hem yangi gap çıkıp aldı. İz qala al-havariyyuna ya İsa ibn Meryem'e hal yastati'u rabbuka an yunazzila aleyna ma'ideten minas-sema.
Haligi havariler, ishonchli kishilar, ixlosli kishilar, sadoqatli kishilar, ajrab chiqqan, saralangan odamlar aytdiki, "Hoy Iso ibn Maryam, seni Robbing bizga osmondan bir tuzatilgan dasturxon tushira oladimi?" dedi. Gapni qarang. O'zini nabisiga, hidoyatchisiga, oxiratda shafoatchisiga "Hoy Iso ibn Maryam" deyishyapti. Halbuki Rasulullohning sahobalari birortasi u zotning nomlarini aytishmagan. Ya Nabiyulloh, ya Rasululloh, bi abi anta va ummi, ota onam sizga fido bo'lsin degan gaplarni aytishgan. Haligi sinalgani, iymonga kelgani, maqtarganini gapi bu. "Ey Iso ibn Maryam" deb xuddi og'aynisiga gapirgandek gapni gapirishyapti. Gapni bu yog'ini qaranglar. Sani Robbing bizga osmondan tuzatilgan dasturxon tushirib bera oladimi? Qo'lidan keladimi shu deyapti. Bu beodoblikni qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari necha ming bo'lsalar, 100 mingdan ortiq sahobiy bo'lgan bo'lsa, birortasi iymondan keyin Rasulullohdan mo'jiza so'ramagan. Bular iymon keltirib, biz ajrab chiqdik, xolismiz deb turib, yana ishonmasdan mo'jiza nima? Tushirib bera oladimi? Tushirib bersin emas. Tushirish qo'lidan keladimi deyishyapti. Shunda Iso alayhissalom tezda aytiladi, "Fattaqulloha in kuntum mu'minin." Mo'min bo'lsalar Xudodan qo'rqinglar, ularga yaqin gapirmanglar. Shunda haligilar aytdiki, "Nuridu an na'kula minha." O'sha dasturxondan yemoqchimiz taomlaridan. "Va tatma'inna qulubuna." Qalbimiz ham bir orom topsin. "Va na'lama an qad sadaqtana." Sen bizga rost gapirganingni ham bir-biri qo'yishimiz kerak edi, deyapti. Ya'ni gaping rostmikin, yolg'onmikin, shu dasturxon tushsa keyin bilamiz, deyapti. Mana shu darajada holat bo'ldi. Shunday bo'lsa ham Iso alayhissalom duo qildilar. "Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama' litakuna 'idan li awwalina va akhirina va ayatan minka." Allohum, ey Robbimiz, bizni ustimizdan bir tuzatilgan dasturxonni nozil aylagin. Ya'ni oziq-ovqat tayyor, hamma yo'q tayyor qilib qo'ygan dasturxonni tushirgin. Mana shu bizni avvalimizga ham, oxirimizga ham bir bayram bo'lsin. Sani o'zingni mo'jizang bo'lsin deb duo qildilar. Ana shunda Alloh aytdiki, "Bo'pti. Men uni tushirguvchiman. Lekin bilib qo'yinglar. Shundan keyin kufr keltirgan bo'ladigan bo'lsa, men uni hech kimni azoblamagan azobga duchor qilaman." Mana shunday, demak, holat yuzaga keldi. Nihoyatda og'ir bir holat bo'ldi. Iso alayhissalomga buni ustiga o'sha vaqtni yahudiylari qattiq dushmanlik qilar, qayerga borsalar qarshi chiqar, fitna uyushtirishar edi. U zot bir yerda turolmasdilar o'shalarni fitnasidan. Onalari Bibi Maryam bilan hali u yerga ko'chib, hali bu yerga qochib, hali u yerga bekinib, o'sha da'vatlarini qochib yurib qilardilar. Oxiri bo'lmay, haligi dushmanlar Damashqni bir yomon zolim podshosi bor edi, shu podshoga borib chaqimchilik qilishdi. Quddus tarafda bir odam chiqdi. O'zini nabiyman yoki xudoman deb da'vo qilyapti. Odamlarni yo'ldan uryapti. Sani ham tayinga suv quymoqchi. Nima desa deyishib, haligi podshohni, zolimni achchig'ini chiqarishdi. Keyin u podshoh o'zini Quddusi sharifdagi valisiga xabar yubordi. Ana shu buzg'unchilik qilib yurgan odamni ushlab osinglarda, boshini ustiga tikonni sanchib qo'yinglar, tikonni degan buyruqni berdi.
Haligi vali endi buyruğunu bajarışga harakat qiluvdi. Yahudiler hammasi unga askar bo'lib qo'shilishdi. İsa aleyhisselamni topib o'ldirib, xochga osib, boshlariga tikanni sanchib qo'yishni rejasi bilan quvlashni boshlashdi. Jumadan shanbaga o'tar kechasi qorong'u paytda İsa aleyhisselam o'zini oz sonlik havoriylari bilan qolgandilar. Bu voqealar qorong'ida, to'stapalonda bo'lganligi uchun noaniqliklar juda ham ko'p. O'sha İsa aleyhisselam bilan birga qolgan odamlarni ba'zilar 12 kishi deydi, ba'zilar 13 kishi deydi, ba'zilar 17 kishi deydi. Nech kishi bo'lsa bo'lsin, bir uyga kirib bekinishdi. Qorong'ida turishibdi. Haligidan g'alag'ovur qilib kelishyapti, izlashyapti, u yer bu yerni qilyapti, qochishni iloji qolmadi. Shunda İsa aleyhisselam aytdilarki, kim meni tusumga kiradi dedi. Bir yosh yigit o'sha qavmida eng yoshi men deb ortinga chiqdi. Qarab turib, bu bola yosh ekan dedilar, sen bu yoqda turib deb turib, kim meni tusumga kirishni istaydi dedilar. Hamma jim turardi, haligi yosh yigit yana chiqdi. Yana qaytardilar. Uchinchi marta ham shunday bo'lgandan keyin yana o'sha yigit chiqdi, o'sha sansan dedi. O'sha sansan, ya'ni meni tusumga sen kirasan dedilar. Va unga va'dalarini aytdilar. Shunda haligi navbakorlar bostirib, eshiklarini bostirib kirayotganlarida, yaqin qolganlarida İsa alayhissalomni mudroq bosdi. Mudroq bosgandan keyin moridan Alloh taolo bu zotni qutqarib o'ziga ko'tarib oldida, haligi kirgan yahudiylar İsa alayhissalomni tuslariga kirib turgan yosh yigitni o'ldirishdi. O'ldirishib ko'tarib olib chiqib, xochga osishdi-da boshiga tikonni qo'yib qo'ydi. Keyin hammaga e'lon qilishdi. Biz Isoni o'ldirdik, deyishdi. Ana shu, demak, bo'lgan hodisa shu. Hodisa haligi aytgandek qorong'ida to'stapolonning ichida bo'lgan, har kim o'zini aytganini aytaveradi, lekin haqiqat Qur'onniki. Qur'on haqni aytgan. O navbakarlarının kolu İsa aleyhisselam'a tekmegen, Allah-u Teala özüge kütarıp agen, bunu Kur'an'da etken. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكِنَّ اللّٰهَ Yani onlarını o öldürgeniyem yok, öldürüşgeniyem yok İsa'nı, asışgeniyem yok. Belki Allah özü onu özüge kütarıp aldı, degen. Şimdi bana şu halette, Yahudiler, dava kılıçladı ki biz İsa'nı tutup öldürdük. Alıp çıkıp haçka açtık. Başka tükkanını koyduk. Başka kapı yok. Tamam. Mesihiler etedi ki İsa olgen, kömülgen ama iki günden keyin kayta tırılgen. Yine bir turubu başka kapını etedi. Üçüncüsü ben. Hemmesi olgen kayta tırılgen. Yani adamlarını, günahını o'ziga olish uchun o'zini fido qilib o'ldi. Yana qayta tirildi. Xudomiz deydi. O'lib tirilsa xudo bo'ladimi? E'tiqodlari shu. Lekin bizning e'tiqodimiz bo'yicha İsa alayhissalom o'lganlari yo'q, Alloh taolo u zotni o'ziga ko'tarib olgan. Endi Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselam'dan ko'p hadisler rivoyat qilingan. Hadislarda Me'rojga chiqqanlarida İsa aleyhissalomni ko'rganlarini, tushlarida ko'rganlarini aytadilar. O'rta boy odam, qizg'ich oq rangda, sochlari mayin, deb ozg'in deb İsa aleyhissalomni hamma sifatlarini Rasululloh turli nimalarda hadislarda aytib berganlar. Hop Alloh taolo İsa alayhissalom innahu la'ilmun lis-sa'adiga. Ya'ni İsa qiyomat kunini belgisidir. Ya'ni ki qiyomat kunida İsa alayhissalom qayta tushadilar, xochini sindiradilar, cho'chqani o'ldiradilar va yer yuzida adolat o'rnatadilar, İslom shariati bilan ish olib boradilar.
Mana shu haqiqat, bor haqiqat. Qolgani hammasi taxmin, yolg'on, o'zicha to'qilgan narsalardan iborat bo'ladi. Hatto injillar, 4 injil bor, qabul qilingani. Qabul qilmaganda nechta bo'lsa bor. Shularda ham Isa alayhisalomning nasablari ham ikki xil. Ularning gaplari sal hasboslab gapirsa ham, tagini qaraydigan bo'lsa, İsa Maryam bilan Yusufun Najjor deganini zinosidan paydo bo'lgan bola deyishadi. Ba'zilari yo'q, endi u zino bo'lmagan, shu ota-onasi o'rnida yurgan deydi. Ishqilib shu nima bor? Ana shu e'tiqod bilan gapirgan gaplarida ham o'sha Yusufun Najjorga bo'ladigan nasabda ikkita injilda ikki xil odamlar kelgan. Ya'ni ki hammasi taxmin, noto'g'ri, asli yo'q gaplar. Injillar ham shundan iborat. İsa alayhisalom davrlarida injil bo'lmagan, u kishidan keyingilarning davrida ham bo'lmagan. U qancha yillar o'tib, o'sha hozir Barnaba injilni nomi bilan aytilgan Yohanna, Paramistan 4 odam o'tirib olib injil yozgan o'zlari uyida. Ha, bizga o'sha tepadan ilhom bo'ldi, shuni yozdik. Yozsa bo'lar ekanda boshqalari ham yozavergan. Keyin 300 stories shuni atrofida injil bo'lib ketgan. Bo'lib ketgandan keyin Konstantinopolning podshosi, Rim imperiyasining podshosi xristianlikni qabul qilganda qarasa haligi holat. Keyin hamma o'sha ruhoniylarni, patriarxlarni to'plab bir katta xonaga qamaganda shundan to'g'ri injilni topmasang chiqishmaysan degan. Ular talashib tortishib 4 injilni mana shu to'g'ri deb tan olishgan. Qolgan 300 palonchasini yo'qotishga qaror qilgan. Keyin u Konstantin degan podsha ham mayli 4 bo'lsa 4 deb shu 4 qoldirishgan. Mana shunaqa, demak, almoyi aljoyi ishlar bo'lgan. Ana bu haqiqat faqat Qur'onning haqiqati. İsa alayhisalom Alloh emas, Allohning o'g'li ham emas, uchlikning biri ham emas. O'zlari Qur'onda aytgandek Allohning bandasi, nabiyisi, kitob tushgan payg'ambari, onasiga yaxshilik qiluvchi muxlis farzand va ila oxiri. Mana shularga biz ishonamiz. Mana shu haqiqatlar ochiq oydin turishiga qaramasdan hozir bizi xalqimizni farzandlaridan birlari shularga iymon keltirib, masihiy bo'lib, kallasi aylanib cherkovga cho'qinishi yuribdi. Bo'lgan bo'lmagan deydiyolarni aytishadi. Alloh o'zi saqlasin bunaqa narsadan. Mana nabiylarning qissalari Qur'oni Karim asosida. Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlari, hadislari asosida eng pok nabiylarga Alloh bergan martabani o'zlariga qaytarib bergan qissalar hisoblanadi. Haqiqat mana shunday bo'ladi. Mana bu narsalarni, demak, biz mu'min musulmon kishilar sifatida Qur'onda kelgan haqiqat, sahih sunnatda kelgan haqiqat sifatida bilmog'imiz kerak. Chunki bu payg'ambarlarning hammasiga iymon keltirishimiz bor. Bizning iymonimizning ajralmas bir qismi. Agar biz Muhammad alayhisalomga iymon keltirsak, Qur'oni Karimga iymon keltirsak, la ilaha illallohni aytsak, namoz o'qib, roza tutib, haj qilib, zakot bersak, u Iso payg'ambar emas desak, musulmonligimiz qolmaydi. Qur'ondagi haqiqatni inkor qilgan bo'lamiz. O'sha 24 payg'ambardan qay birini payg'ambar emas degan odam tamom musulmonligi qolmaydi. Bu esa islom dinini bag'ri kengligidan, insoniyatni barcha yaxshilarini merosxo'rligi ekanligidan, merosxo'ri ekanligidan. Islom dini Allohning barcha dinlarini samarasini to'plagan olamshumul din ekanligi. Nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallam anbiyolarning durri ekanliklari. Qur'on o'zidan oldingi barcha ilohiy kitoblarni ma'nolarini, haqiqatini o'ziga jamlagan
Allah'ın ahirgi mükemmel, kıyamet kayın bölgünce baki kalıcı muciz kitabı ekerliğine delilidir. İslam ümmeti, barcha ilahi kitaplar, nebilerge ege bugün ümmetlerinin mirasxori ekene, ularını devamçısı ekene, ularını hemmesini itiraf etişe, bağrı kengliğe, ularını hemmesini biraderimiz, nebimiz deyişe. Mana shu 24 ta nabi, Maryam ona, boshqalar hammasi keldi. Farzandlarimiz nomlari bor. Isa degan bolalarimiz ko'p, Musa degan bolalarimiz ko'p, Harun degani bor, Ibrohim, Ismoillar ham yo'qda. Qizlarimizga Maryam degan ismlarni boshqalarini qo'yamiz. Hammasi shu bag'ri kenglikdan. O'shilarni bir qismi ekanligimizni bildiradigan holatdan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'z nabiylari haqidagi qissalarni demak o'rganganimiz uchun ajrimizni, savobimizni ko'paytirib bersin. Ana shu qissalardan ibrat olib, yaxshi bir holatda demak iymon keltirgan holimizda Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilib, o'z zotni rozi qilib yurishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin.